Sevgili Reklampedia takipçileri, yeni bir astroloji ile karşınızdayız efendim. Bu bölümümüzde terazilerden ve yükselen terazilerden bahsedeceğiz ama öncelikle oldukça zorlu bir şekilde geçirdiğimiz Nisan ayını analım isterim. Evet ya, ne aydı değil mi sevgili teraziler, ama hakikaten bitti. Bir kere yönetici gezegeniniz Venüs'ün retrosu bitti. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Merkür retrosu da 5 Mayıs'ta bitiyor. Demek ki artık güzel bir dönem başlıyor. Bir de ben yükselen terazilere bir teşekkür daha etmek istiyorum. Tabii. Barış'cığım, aslında bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen ay videolarımız içinde en fazla izlenen yükselen terazi videosuydu. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Teşekkür ediyorum bunun için. Var olun. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Ve bu aya başlayalım mı? Buyurun. Hadi bakalım. Sevgili teraziler ve bilhassa da yükselen teraziler. 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa burcunda, yani sizin haritanızda 8. evde. Demek ki 8. evinizi aydınlatan bir Güneş var. Demek ki odağınız, ilginiz ve dikkat çeken konular tamamen 8. ev konuları. Yani her türlü finansal konular bu ay, ayın 20'sine kadar gündeminizde. Mali tablonuz, gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, sigorta, tazminat, nafaka, prim, ortaklarınızla olan ortak harcamalar, eşten, aileden gelen paralar, yani böyle finansal konularla ilgili inanılmaz bir yoğunlaşmanız var ayın 20'sine kadar. Nitekim 11 Mayıs'ta da ikinci evinizde yine maddi kaynaklarla ilgili, sizin öz maddi kaynaklarınızla ilgili bir evde, alanda, Akrep Burcu'nda ikinci evde bir dolunay gerçekleşecek. Ne zaman? 11 Mayıs'ta. Evet. Şimdi bu dolunay zamanı neler olabilir? Bir kere bu dolunay güzel bir dolunay. Hiç korkmayın. Hiç öyle dolunay deyince hemen herkes korkuyor. Hiç gerek yok. Bir kere Plüto desteği var. Akrebin ikinci yöneticisi Plüto'dur. Ve bu dolunaya bir sekstil açı yapacak. Bir destek verecek. Demek ki finansal konularla ilgili size iyi haberlerim var. 11 Mayıs civarı finansal konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Çünkü artık finansal konularda bir netleşme sağlayacaksınız. Mali tablonuzu çok net görüyor olacaksınız. Aileden bir takım destekler gelebilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani aileniz maddi anlamda bir takım destekler sunabilir size. Belki bir takım böyle köklerden gelecek miras ve benzeri konular varsa bunlar netleşebilir dolunay zamanı. Yine böyle hani kasanıza bir takım paralar girebilir. Uzun zamandır bekliyorsunuzdur, bir türlü gelmemiştir, gecikmiştir. Bu dolunay zamanı para gelebilir sevgili teraziler. 5 Mayıs itibariyle artık Merkür retrosu nihayet bitiyor. 5 Mayıs'ta tabii böyle pat diye bitecek ve ileri hareketine başlayacak, ama onun öncesinde böyle bir Merkür bir yavaşlayacak. Böyle o yavaşlama dönemleri Merkür'ün çok tehlikelidir sevgili teraziler. Çünkü en büyük golünü, en büyük numarasını orada yapar. Bir de Uranüs'le kavuşacak. Uranüs de aniliklerle ilgilidir. Şimdi o yavaşlayan Merkür Uranüs'le kavuşuyor. Demek ki 5 Mayıs civarı her türlü sözlü, yazılı, elektronik iletişimde çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili teraziler. Buna lütfen dikkat edin. Bir de bu tabii sizin 7. evinizde olacak. Yani her türlü ikili ilişkiyle ilgili sıkıntılar 5 Mayıs civarı yaşayabilirsiniz. İş ortağınızla gerilirsiniz. Ticari hayatınız vardır. Müşterilerle gerilirsiniz. Eşinizle, sevgilinizle, avukatınızla, yani ikili ilişkide kimle herhangi bir iletişiminiz, ilişkiniz varsa 5 Mayıs civarı çok dikkat etmenizi istiyorum. Aslında demeye çalıştığım şey bu. Böyle bir takım yanlış anlaşılmalar olabilir. Eksik ifadeler, bundan doğabilecek bir takım krizler. Böyle köprüleri falan yakmayın. Sakin olun. 5 Mayıs civarı, bakın bu konuda size uyardım. Dikkat edin. Çünkü ondan sonrasında Merkür retrosu bittikten sonra 7. evinizde ileri hareketine başlayacak. Aksine ikili ilişkiler için muhteşem bir dönem başlayacak. Sevgilinizle gayet uyumlu olacaksınız. Eşinizle öyle, iş ortaklıklarınız da öyle, ticari ilişkileriniz öyle. Son derece güzel bir dönem. Bir de Venüs de orada 7. evinizde Koç burcunda eşlik edecek Merkür'e. Demek ki böyle bir uzlaşı var ilişkilerde. Bir takım fırsatlar var. Böyle ne bileyim, hani mesela aşk için son derece güzel bir dönem başlıyor. Ya da evliliğinizde böyle bir bahar rüzgarları esiyor. Ortaklıklarınız iyi, ticari bir takım ilişkileriniz daha iyi. Özellikle Merkür retrosu zamanı ikili ilişkilerinizde zedelenmeler olduysa bunları çok güzel toparlıyorsunuz. Gökyüzünün ciddi anlamda bu konuda size bir kıyağı var, güzel bir desteği var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle ilişkiler yoluyla gelebilecek bir takım fırsatlar çok sanki gündemde. Böyle maddi destekler görebilirsiniz, sürpriz. Ne bileyim,
ne bileyim paraya ihtiyacınız vardır, o gelir. Bu eşinizden gelebilir, sevgilinizden gelebilir, ne bileyim bir arkadaşınızdan gelebilir, bir takım sürprizler olabilir. Zaten maddi konular bu ay çok ön planda sizde. Bakın 19 Mayıs'ta özellikle yükselen teraziler biliyorsun bu sene bir Jüpiter transiti yaşıyor ve aslında şanslı seneleri. Biraz zorlandılar geçtiğimiz bir iki ay ama aslında kısmetlerle ilgili bir sene yaşıyorlar. Şimdi Venüs 7. evde, Jüpiter 1. evde bir karşıt açı yapacak. Demek ki ilişkiler yoluyla gelebilecek büyük maddi ve manevi kısmetler 19 Mayıs civarı birden gelecek ve son derece de keyifli olacaktır. Güzel haberler var size. Bu bir ortaklık fırsatı olabilir, evlilik fırsatı olabilir. Ne bileyim aradığınız doğru avukatla karşılaşırsınız, doğru danışmanla karşılaşırsınız. Bir sevgili, bir aşk hayatı girer işin içine. Yani bir takım güzel maddi manevi kısmetler 19 Mayıs civarı karşınıza çıkacaktır. Fakat o Jüpiter Venüs'e karşılık yaptığında böyle ilişkileri ve o sevgiyi onu biraz abartabiliyor negatif anlamda. Yani birdenbire ben hayatımın aşkıyla dün gece karşılaştım diye gelmeyin. O öyle çıkmaya da bilir. Çok da heyecanlanmayın. Yani bir tutarlı olun ne olur orada sevgili yükselen teraziler. Olur ya öyle bir durumlar. Ben dün müthiş biriyle... Bir de ondan sonra sorular geliyor. Ben dün biriyle karşılaştım. İşte ne bileyim geçen hafta bana evlenme teklif etti bir şey falan. Yavaş, güzel, evet kısmetler var. Doğru, haklısınız. Gökyüzü bunu vaat ediyor ama abartmayın. Bir böyle adım adım gidin lütfen. Ona özellikle altını çizmek istiyorum. 17 Mayıs itibariyle Merkür Koç burcundan çıkıyor 8. eve. 8. evinize ortak finansal kaynaklarla ilgili bir eve, yani Boğa burcuna 8. evinize geçiyor işin özeti. Demek ki finansal kararlar almak için gökyüzü sizi son derece destekleyecek 17'sinden sonra. Ve bu finansal kararlarınızda eşinizden, ortağınızdan, ailenizden kesinlikle destek göreceğinizi görüyorum. Bu anlamda gayet güzel. Bankalarla falan aranız çok iyi. Ne bileyim böyle keyifli bir dönem. Finansal anlamda son derece güçlü destekler var bu ay. 21 Mayıs itibariyle Güneş artık dost burcunuz ikizlerde, 9. evinizde. Ay boyu zaten Mars ikizler burcunda. Şimdi sanki daha böyle güdüsel davranmaya, meydan okumaya, kendinizi ifade etmeye böyle bir güdüleniyorsunuz. Özellikle ayın 21'inden sonra böyle güzel fikirlerinizi, hayat görüşünüzü anlatmakla ilgili bir derdiniz var. Ben buradayım, ben böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum, benim fikirlerim bu. Anlayın, dinleyin. Ben buyum demeye çalışıyorsunuz. Gayet güzel. Böyle bir takım hukuki süreçleriniz varsa 21'den sonra hızlanacaktır. Yurt dışı bağlantılı konularınız, işleriniz varsa ne bileyim ticaret olabilir, sunumlar olabilir, bir takım prezentasyonlar hazırlığı içinde olabilirsiniz. İthalat, ihracat, yurt dışı bağlantıları. Güzel, yani yurt dışı ve uzak bağlantılarla, uzak çevrelerle ilgili her konuda bir hızlanma olacaktır. Bir odağınız olacaktır 21'den sonra. Uzak akrabalarınızla ilgili bir takım güzel gelişme olabilir yine. Özellikle öğrenciler çok keyifli bir dönem başlıyor 21'inden sonra. Böyle sınavlar iyi gider. Ne bileyim güzel haberler alırsınız. O anlamda gayet keyifli. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Sevgili yükselen teraziler 5'i civarı dikkat ediyorsunuz. Ondan sonra her şey çok iyiye gidecek. Gayet güzel bir ay. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda fırsatlar karşınıza çıkıyor. Bu ayda benden bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum geçen ay gösterdiğiniz ilgi için. Barış'cığım söz sende. Uygur'cum verdiğin evet. Değerli bilgiler için sana çok teşekkür ederiz takipçilerimiz adına. Efendim terazilerden ve yükselen terazilerden oldukça detaylı bir şekilde bahsetti sevgili astroloğumuz Uygur Gür. Bütün ay boyunca da takipçilerimizin neredeyse bütün sorularını cevapladın evet, Uygur'cum. Evet kesinlikle. Ben bu yüzden özellikle Reklampedia ailesinin adına sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Takipçilerimiz de zaten sana çok teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar. Hak ediyorsun gerçekten. Teşekkür ederim. Efendim bir astrolojinin daha sonuna geldik. Birkaç küçük hatırlatmam var. Bunlardan ilki www.reklampedia.com yeni portalımız. Ve bunun haricinde YouTube kanalımızı biliyorsunuz. Reklampedia, eğer hala üye olmadıysanız ve yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız ekleyin. Hemen üye olunuz, ekleyiniz listenize, YouTube listenize ve bunun haricinde eğer bu videodan keyif aldıysanız lütfen sağ alt köşede bulunan beğen butonuna klikleyiniz. Son bir anonsum daha var. Uygurcuğum, takipçilerimiz sürekli soruyorlar. Uygur Bey'e nasıl ulaşırız diye, sana nasıl ulaşsınlar? Nasıl ulaşabilirsiniz? Facebook'tan efendim. Uygur Gür diye yazarsanız zaten sayfalarım çıkıyor. Şekilde beni ekleyebilirsiniz, ulaşabilirsiniz aslında. En kolayı bu. Tamam. Teşekkür ederiz. Efendim yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.